Herkese günaydın. Biz uyandık. Kahvaltı hazırlıyorum. Kendime böyle tabak hazırladım. Zeynep'e patatesli yumurta yapacağım. Önce birazcık haşladım onları. Şimdi zeytinyağı koydum. Üzerine bir tane yumurta kıracağım. Burada da yine kendime yumurta haşlıyorum. Haşlama yumurta yiyeceğim öyle. Çay hazır. Bekliyorum bakalım. Birazcık daha böyle yumuşasın. Muz koydum şimdi. Mama sandalyesine bağladım. Önüne de muz koydum. Muz yiyor. Bir tane de pirinç patlar koydum. Ben artık yavaş yavaş şu yumurtalarımı soyayım. Ay, sıcak suyu dökme demişsiniz lavaboya. Şöyle oturtturalım o zaman. Dökmeyelim. Zeynep'in de yumurtası, patatesleri herhalde artık oldu. Hep tereyağı da yapıyordum. Bu sefer de zeytinyağı da yapalım dedim. Ha, yumuşamış, evet. Haşlama gibi hemen parçalanıyor. Şimdi yumurtasını kırayım, üzerine karıştırayım. Onun kahvaltısı. Bir de ben bu pirili kullanıyormuşum. Sıvıtmadan kullanıyormuşum. Bakın şimdi buna kaynamış suyla böyle yaptım. Birazcık koyup kaynamış suyla tamamladı. Ve o şekilde sıvıtarak kullanılıyormuş. Ben bilmiyordum. Ben böyle leğenin içerisine su hazırlıyorsunuz. Ondan sonra o şekilde yıkıyoruz sanıyordum. Sonra Bedi abla görmüş videolarda. Senin diyor deterjanı niye koyuyor demiş. Dedi. WhatsApp'tan. Ben de dedim işte öyle kullanıyorum. Sonradan dedi. Ben de dedim niye çok köpürüyor bu. Meğersem bu Bioverinda'nın pirili böyle sulandırılarak kullanıyormuş. Kaynar suyla açtırıyorsun. Ondan sonra böyle de kullanıyorsunuz işte. Ya. Yaptık doğrusunu bu sabah. Hemen kalkar kalkmaz çay suyunu koyunca, kaynayınca ilk onu yaptım. Sonra da çayı demledim. Havuç falan da doğrayacaktım da sonra Zeynep'e patatesli yumurta yeter dedim. Muzla birlikte kabız olmuyor mu diye soran anneler var. Olmuyor. Zeynep'in metabolizması zaten çok hızlı çalışıyor. Yani günde 3-4 kere falan bezini kirletiyor öyle. O yüzden hiçbir sıkıntı olmuyor yani muz yemesinde. Ya bir tam muzu yiyor. Neyse hadi bize afiyet olsun. Şimdi bunu da tabağına götüreyim ve kahvaltımızı yapalım. Zeynep'in ilk vukuatına bakar mısınız? Kremi ne yapmış sabah sabah? Açmış etmiş, mıncıkladı. Temizleyeceğim bakalım. Şu jelatinini söktü. Bir geldim baktım bu böyle. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Yatağa çıkmış ya. Nasıl bunu engelleyeceğim? Odanın kapısını kapatıyorum ama bazen açık unutuyorum. O da hemen yatağın üzerine çıkıyor. Ben de burada çamaşırları katlayayım bari. Bir sürü çamaşır birikti. Dolaba yerleştireyim sonra da. Tamam mı? Balkona çıktım çamaşır asmaya. O arada çıkmış hemen buraya ya. Buz gibi hava var arkadaşlar ya. Dondum balkonda, dondum. Ne oldu? He? Tak bakalım bunu. Kukuli. Ah kukuli, vah kukuli. Kukuli. Hadi oyna orada. Zıpla azıcık. Anne burada iş yaparken sen de oyna, tamam mı? Bak bak bak, buraları gene dağıtmış, eşyaları atmış aşağıya. Her yer çamaşır, çamaşır işi bitmiyor. Yavaş, kendini atarken düşersin Zeynep. Hayır, hayır, hayır. Gel, gel bakalım. Thank you.
Zeynep burada. Zeynep burada. Zeynep burada. Zeynep burada. Zeynep burada. Zeynep burada ya. Ay 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 ay. Gıdı 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 gıdı. Of oğlum. Evet, Zeynep'i öğlen uykusuna yatırdım. Bakar mısınız pencerelere? Bizim evin tüm pencereleri böyle oluyor. Sabah uyandığımızda mutfak, banyo, ondan sonra oturma odası, hep böyle su damlacıkları. O yüzden de bu silikonları çamaşır suyuyla ne kadar yaparsan yap hep böyle küf oluyor işte. Çok sıkıntılı. Gördünüz mü? Ben bunu Pima pencereciye mi ne sormuştum. İşte hava almıyor o yüzden. Yani hep açarım buranın camını o yüzden. Sonra ama gece bu yatak odası acayip soğuk. Sanki sokakta yatıyormuş gibi oluyor. Ya bunu cam açtığımda bunlar kuruyor akşama kadar. Böyle. Bütün odanın nemini çekiyor ediyor ama hep böyle oluyor. Bunun sebebi yani bir tek hava almaması mı acaba? Onu merak ediyorum. Sizlerde de varsa ya da aranızda anlayan olur, bilen vardır, bu durumu yaşayıp sonra düzelten vardır. Ya bakın nasıl kötü olmuş. Ali'nin bu ay hem sürpriz günü okulda hem de kitap hikaye anlatma günü Aralık ayında. En son Ali'ye düşmüş. En son Ali'ye sıra gelmiş yani. Hikaye anlatımı yapacak istediği bir kitabı. Ben de Çirkin Ördek Yavrusu, Hansel Gretel, ondan sonra başka ne vardı? Ya iki tane hikaye kitabı aldım ya, onun içerisinde 6 tane hikaye var. Hangisini anlatsın karar veremedim böyle ya. Çirkin Ördek Yavrusu'nu 2 gündür onu okuyorum ben. Artık ezberledi onu da. Hansel Gretel zaten senelerdir 2,5-3 yaşlarından beri hep hem filmleri, çizgi filmleri olsun, hem evde hikaye kitapları, kaç tane hikaye kitabı var onunla ilgili bilmiyorum yani, 3-4 tane vardır. Sınıfta işte ortada oturacak, bütün arkadaşlarına kitaptan hikayeyi okuyacak, yani okumayı bilmiyor ama resimlerine bakarak ve aklında kalan hikayeyle ilgili işte olan şeyleri ne anlatıyor, konunun içeriğine, hikayenin içeriğine onu anlatacak. İşte karar veremedim. Sürpriz günüyle ilgili ne yapsam, ufak tefek hediyeler mi alsam? Şimdi aynı hediyeyi almam gerekiyor. Sınıf 12 kişi. Yani 12 tane aynı hediyeyi bulmam gerekiyor ki hem haksızlık olmasın, hem bir çocuğun diğer çocuktaki hediyede gözü olmasın. O yüzden ya da böyle kurabiye ya da başka bir şeyler mi yapsam, böyle değişik tarifler, böyle çocukların seveceği tariflerden mi yapsam, süt burger mi yapsam ev yapımı veya başka bir şey mi yapsam bilemedim. Böyle bildiğiniz çocuklara sevindirecek tarifler varsa, tarif ve fikirleriniz aşağı yorumlara yazın da bana da bir fikir olsun. Ben de ona göre, şurada kaldı 15 gün falan herhalde, o kadar süre içerisinde ben de karar veririm en azından ne yapacağıma. Ay bir evi havalandırayım dedim. Hapşır hapşır üst üste. Ay 10 kere hapşırmışımdır arka arkaya. Birazdan gelip evi süpüreceğim. Buraları süpüreceğim. Yan odayı süpüreceğim. Makineye çamaşır attım. Sonra bu girişleri falan da süpüreceğim. Şimdi ama mutfakta bir kahve yapayım kendime dedim. Bir de bu Nimet'in yaprak galetaları var ya, çok güzel ya. Çok beğendim ben. Onlara fıstık ezme süreyim kahvenin yanında. Bunları da muz doğrayayım. Şimdi akşam yemeğini, çünkü evi süpürdükten sonra başlayacağım. Tavuk çıkardım sabah buzluktan. Tavuk yapacağım. Koyu renklileri falan attım makinaya da. Evet, kahvem, fıstık ezmeli galetam ve çocukların muzları. Hadi bakalım içeri. Ben erkek odam için turuncu aldım, Zeynep kız odam için pembe aldım. Allah Allah. Kahvemi içtim ve geldim. Şimdi bütün evi süpüreceğim. Çocuklar da muzlarını yedi. Aldım. Makinede durdu ama sonra astım. Önce evi süpürelim. Çünkü bu tarafa geçecek çocuklar.
komple evi süpürdüm. Şimdi bu genel temizlik Bio Belinda'nın ürünüyle yerleri sileceğim. Burada da toz bezimi ayarladım. Doldurdum. Yeter herhalde. Çok mu döktü? Hadi gidelim. Süpürge yine ortada duruyor. Dursun. Sildikten sonra çıkan bir şeyler olursa yine süpürüyorum. Koltukların altını komple, konsolun altını, masanın altını, koltukların üzerine her yeri süpürdüm. Önce toz alalım, sonra da yerleri silelim. Ali böyle okulda bir oyun yapmışlar. Pipet takmışlar buraya. Üfledikleri zaman bu top havaya kalkıyormuş güya. Ama kalkmadı. Yaptık, evde denedik. Okuldan gelir gelmez gösterdi bunu. Ondan sonra sapını da koparttı Zeynep. Bir kızdı. Birden bir çekti elinden, ani oluyor hareketleri. Şey yapana kadar vallahi yakalayamadık. Üzüldü çocuk ama attık çöpe sonra pipetini. Bir şey soracağım. Belki aranızda eşi mobilyacı olan vardır, eşi kardeşi. Ben buranın bu sürgüsünü iptal edip yine burası gibi çekmece yapmak istiyorum. Çünkü sürgü bozuldu ve alt çekmecem bozuldu. Buraya da Zeynep hep ellerini sıkıştırıyor. Bir sokuyor elini oraya. Nasıl sokuyorsa. Sonra el kalıyor orada. Ya da burası aralıksa buradan sokuyor. Yine oraları döküyor, dağıtıyor. İşte sürgüsü bozuldu. Bu çekmece de bozuk. Zaten şu alt kapağı da çizmeye başladı sürgü. Hani diyorum ki bu kapağı iptal edip bu sürgüyü iptal edip burasını şey yapabilir miyiz? Çekmece yapılır mı? 4 tane çekmece. Raymay takılıp da yapılır mı sizce? Bakın. Bu sürgü bozuk işte. Ya deseni meseni güzel ama kullanışlı olmuyor. Ve buraya Ali'nin defter kitapları, onları koydum. Burada kullanmadığım şeyleri ayıklayacağım yine. Geçen baktım orada bardaklar ama çok karışıktı. Kapattım. Bakın Zeynep hep elini sokup buraları kurcalıyor, dağıtıyor böyle. O defter kitapları kaç kere düşürdü aşağıya. İşte her şey burada böyle topladık. İşte Ali'nin Legoları, Şirinleri. Çok karışık bir dolap değil mi? Burada şimdi kullandığım sütlü kahve takımlarını mutfağa koyacağım. Ondan sonra kaseye yemek tabakları, misafir için ayırmıştım onları. Hepsini mutfağa taşıyacağım. Ve burayı sadece Ali'nin böyle kalemleri, boyaları. Bu kanepenin altında da var çünkü. Kullanmadığı boyaları, el işi kağıt, fon kartonları, hep etkinlik şeyleri. Ama kullanamıyoruz. Aç kaldır işte, onu almaya çalış. Çocuk yapamıyor tek başına. Biz uyandığımız zaman da Ali'ye sıra gelmiyor. Yemektir, iştir, odur, budur, şudur. Zaten bütün gün okulda. Ama diyorum işte hep Zeynep'in işi bu köşe. Şu köşenin anıklığı hep Zeynep'in işi. Hep kolunu sokuyor, dağıtıyor. İşte yemek takımı var orada, şey, yemek takımı, çorba kaseleri, ıvırlar zıvırlar işte. Şöyle de bir tepsi var. Kullanışlı olur mu ki? Bir ara tansiyonum çok oynuyordu Zeynep'te. Zeynep'in doğumunda da çok oynuyordu ama o zaman alamamıştık tansiyon halde. Doğumdan sonra aldık. O zaman da çok oynuyordu tansiyonum. Hep yükseliyordu. Bazen düşüyordu. O yüzden böyle tansiyon aleti almıştık. O da burada duruyor. İşte şurada şöyle bir tepsim var. Acaba kullanışlı olur mu diyorum. Onu da mutfakta kullanayım, gitsin. Süs nereye kadar saklıyorum. Şu bardaklar gidecek. Ondan sonra şuradaki sütlü kahve takımları mutfağa gidecek. Öyle işte ya. İşe yarayanları hepsini mutfağa götüreceğim, kullanacağım.
tutmayacağım yani. Şöyle büyük servis tabaklarım da yok mutfakta mesela. Diğer tarafa götürdüm ben onları. Bu evde şimdi yok. Buradan çıkartacağım hepsini. Hepsini mutfakta kullanacağım işte ya. Öyle özel ayrı şey yapmayacağım, saklamayacağım. Tutmayacağım yani kenarda köşede artık. Ve bayağı bir ayıklanacak burada. Eşyalar var şurada. Mesela bir gondol var. Bunun içine neler varmış bak. Dondurma kaşıkları. Meyve bıçakları. Mesela bunların hepsini mutfağa koyacağım. Koyayım, kullanalım. Bunları olsun. Bunları da kullanırım. Porselen çay kaşıkları böyle. Bu neymiş? Böyle bir kaşık bu da. Bu boncuk atılacak. Bu gondolu yine şekerlik olarak kullanabilirim. Bakın buraya atacağım. Duşmuş ne kırıldı ki. Ne zaman kırılmıştı ya şey. Burada Ali tabak kırmıştı ya. Kase. Onun camı. Nerede kız gitti. Çocukların ayağına batacak. Neyse buraya bir daha geçeyim. Dolapları sürgülerini çekince düştü. Hiç yoktu. Ya da şunların altlarını sildim ya oralardan çıktı. Öyle işte. Burası çekmece yapılır mı? Onu sorayım dedim sizlere. Ha? Sizce yapılır mı? Merak ediyorum. Bu sürgüyü iptal edeceğim. İki tane üstte, iki tane de alta. Yine beyaz, düz beyaz renk olur. Olursa. O ahşabın tonunu tutturamazlar. Çünkü düz beyaz renk böyle. Dört tane daha ya çekmeli. Şu yanlara böyle şey taktırıp 8 çekmece. IKEA'da var ya hani böyle kocaman konsollar. Bunlar dursun şimdilik burada. Siz fikirlerinizi söyleyin. Ben sonra artık camları sildiğim bir gün buraya da el atarım. Şimdi hiç burayı dökmeyeyim çünkü. Yıkanacak direkt makineye yerleşecek çünkü bu takımlar falan. Ya en karışık dolabım burası evde. Ya görüyorsunuz halini. Evet koltukların altını falan komple sildim. Bütün salon tartı çıktı meydana. O yüzden hazır çıkmışken ben bir tartılayayım bakayım. Siz görmeyin. Zeynep birazcık ishal gibi teyzeleri. O yüzden bakın şimdi ben ona ne vereceğim. Otur. Zeynep bu ne? Bak. Hep gösterin diyordunuz. Onun öyle mutluluğunu. Bakın çok mutlu. Gördünüz mü? Yıkadım ısındı böyle. Şimdi de soyalım bakalım. İshal. O yüzden muz yediriyorum ona valla. İshal'i geçsin diye. Al bakalım. Ana çok mutlu. O ne? O ne kızım? Zeynep mama ham yap. Ham. Çok seviyor. Çok daha bir hareketli canlı oluyordu aslında ama şimdi bugün pek bir tepki vermedi. Başka zaman bir görseniz onu var ya. En sevdiği meyvelerden biri. Muz. Afiyet olsun. Güzel mi? He? Yiyecek mi? He? Ne oldu? Neye kızdın sen ya? He? Bak burada abinle aynı benziyorsunuz. Bak aynı surat. Bu da burada yemiş yemiş bakıyor böyle şaşırmış. Evet, aynı. Evet, girdim mutfağa. Şimdi akşam yemeğini hazırlayacağım. Buzluktan sabah tavuk çıkarttım. Böyle tencerenin içerisinde tavuk, patates, havuç, yahni gibi böyle yapıyorlar ya hani. Böyle hepsini atacağım. Yağlı patates falan yapıyordum bir aralar.
böyle patates koyuyordum. Böyle elma dilim şeklinde. Ondan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı suyla birlikte pişiriyordum. Çok lezzetli oluyordu. Şimdi de onun gibi ona benzer bir şey yapacağım. Neler koyacağım içerisine? Böyle piliç but incikmiş bu. 2 tane havuç, sarımsak, patates. Bu kadar malzemeler. Çocuklar da ya hem sever yani şey, Zeynep de sever. O yüzden. Hem sağlıklı hem güzel, lezzetli bir yemek oluyor. Şimdi bu patates de önceden kalma. Onu bu kırmızı kasenin içerisinde saklıyordum işte. Suyun içerisinde duruyordu. Onu da değerlendireceğim şimdi. Hatta önce onu mu atsam? Böyle camları, kapıları falan açtım ya, hasta olacak gibiyim. Sanki çarpıldım açınca evi. Ceryanda kaldım gibi hissediyorum. Sesim de böyle, boğazım da şey oldu. Hasta olacak gibi geliyor bana ama inşallah olmam. Şimdi yemeği koyarım ocağa. Bir zencefil limon yaparım kendime. Tavuklarım bir de daha kıvamını kızarttım. Şimdi patates, havuç ve sarımsakları atıyorum. Su ekliyorum. Salça falan koymadım. Zeynep de yiyebilsin. Patates, havuç. O yüzden eklemedim salça. Böyle patatese su ekledik. Çek çek şimdi. Biraz kızarmış. Biraz böyle haşlama gibi. Güzel oluyor yani. Şimdi kapağını kapatıyoruz. En sonda tuz kekik atacağım işte. Hatta şimdi atayım tuzunu. Kekiğini. Kekiği çünkü erken atınca yanıyor kızartmalarda. Ama şimdi bu böyle buğulama, haşlama gibi bir şey ya. O yüzden yanar mı diye düşünüyorum. Atsam mı? Sonra son piştikten sonra aklıma geliyor. İşlere dalıyorum. Çamaşır asacağım şimdi. Olmadı, ben atayım şimdi. Yemeği buydu, unuturum artık. Şöyle tuzladım, bir karıştırayım. Kapağını kapatınca böyle buharda pişmiş gibi çok güzel olacak. Biraz da kekik. Şöyle. Tamam. Kapağını kapatalım. Piştikten sonra görüşürüz. Evet, bakalım yemeğimiz nasıl olmuş. Pişiyor. Altını kısalım. Evet arkadaşlar, yemeğim pişmiş. Hepsi lokum gibi pişmiş. Gerçekten tavuk da öyle. Patates ve havuçlar zaten hemen pişen sebzeler. O yüzden tavuk beni birazcık şey yaptı ama o da hemen pişti yemekle birlikte.
Hepsini böyle birlikte koyunca çok güzel ve pratik oluyor. Şimdi herkese buradan ayıracağım. Akşam yemeğimiz de bu. Hadi bize afiyet olsun. Evde ekmek ve yumurta yoktu. Murat'a gelirken al demiştim, almış. Bir de Ali'nin okulundan portakal istemişlerdi ama Murat'a diyorum bu greyfurt, portakal değil diyorum. O da portakal yani greyfurtu diyor. İddiaya girdik. Sizce bu greyfurt mu, portakal mı? Aynı greyfurt gibi rengi ya. Bakın portakal şöyle olmaz mı? Bak bu da greyfurt gibi duruyor. Bakın mesela portakal, bu da greyfurt diyorum. 1 kilo istemiştiler. Şok marketten böyle seçmiş 1 kilo. Poşeti de yırtmış gelirken dökülmüş her yere. Böyle bir tane Doritos almış peynirli. Şoktan almış hepsine. Böyle bir tane ekmek almış, dilimlenmiş. Bir tane ketçap almış. Ondan sonra bir tane de misin sütünü almış. Bir koli de yumurta almış. Böyle Anadolu çiftliğinin 30 adet orta boy yumurtasını almış. Bu kadar alışveriş. Bu portakalları da okul çantasına koyacağım. Böyle de sıkacak da koyacağım yanına. İsim yazın demiş. Etiketleri yazın demiş. İçine karışmasın. Aynısından başkasında da olabilir diye. Böyle meyve günü yapacaklarmış. Öyle bir şeyler kağıda yazmış öğretmen işte. 1 kilo portakal ve sıkacak istemiş. Pazartesi günü böyle götürecek okula. Etkinlik var bu hafta. Saat 9 oldu arkadaşlar. Kargo yeni geldi. Kaç gündür bekliyorduk zaten bunu. Aç bakalım Aliş, ne geldi? Zeynep'in kremi mi? Oo, aç bakalım. Kutu. Hiç bitmez. Zeynep çiçekler. Çıkart bakalım. Oo, kocamanmış. Aynen. Bunların küçüğü de var değil mi? Evet. Oo, evet. 90 liraymış. Satış fiyatı normalde. Babam bayağı bir pahalıya almış. Bu ne Zeynep? 52 lira. Ne kadar fark var. İşte eczanelerde demek 90'a satılıyor bu kadar büyük boyu. Öyle dediler ya zaten, aynen. Evet Zeynep'in. Açalım bakalım. Yoğunluk varmış. O yüzden açıldı. O yüzden anca bu saate geldi. He? Nasıl açar? Tamam. Ben onu oynasınlar. Açalım bakalım. Ay sanki yiyecek bir şeymiş gibi ikisi de. Armağanı gelmiş, sür onu hemen birine. Bakayım. Şunlara bak ya. Ay ikisi de ya. Aa. Sanki yiyecek bir şey. Bak. Zamanla vermedim diye kasıyor. Her yer krem oldu. Bak bak sinirine bak. Ha, ne oldu? Senin bu. Popoya aç popoya hadi sürelim. Senin o. Senin. Cicik. Ellerinde krem. Oyla. Ali'nin saçlarına bugün de böyle yanlarına berberde ne yapmışlar? Bak dön bakalım. Böyle şekil vermişler. Arkadaşlar sürpriz geliyor. Hı. Uçuyor, 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 uçuyor. Ana çıkmıyor ya bu. 2 saat uğraşıyor.
Evet arkadaşlar, işlerimi anca bitirdim, inanır mısınız? Yemekten sonra çarşaf, dolabı, havlu, dolabı, bizim yatak odası sil süpür, çocukların odasını sil süpür. Şimdi banyoyu daha yeni sildim ve çıktım. Biladaları falan temizledim. Çayımız da demlendi. Böyle Zeynep'e kayısı birkaç tane koydum yıkayıp. Burada da Ali'ye şu kan üzümü var ya, Afyon karasıydı galiba bu ya, kan üzümü bilmiyorum da. Burada da kayısı vardı. Çocuklara böyle koydum. Abur cubur niyetine yesinler. Şimdi çay dolduracağız ve çay içeceğim. Bugün gerçekten çok çok yoruldum. Yani siz görmediğiniz zaman ben bütün evi sildim, süpürdüm, halıları kaldırdım, toz al, yerleştir falan derken gün bitti. Hiçbir şey anlamadım. Kapatalım orayı da. Artık buranın peteğini de açıyoruz. Kar soğukları geldi çünkü. Ne kadar yemek de pişse havalandırıyorum. Buhar oldu mu duvarlar falan. Bu fayansların duvarlarını da, bu mutfak fayanslarının bu duvarları da sildim ama bez iz yapmış. Görüyor musunuz? Şeyle silmem lazım ya. Mikrofiber bezle silmem lazım. Onunla silmedim. İz yapmış nasıl bak. Bayağı bir şey çıktı buradan da böyle. Resmen böyle silerken beze elimin böyle izi çıktı. Bu şekilde sildiğim için. Bayağı kirlenmiş. Neyse, hadi çayları dolduralım ve videomuzu sonlandıralım artık. Çünkü ben çok yoruldum. Oturacağım şimdi. Bu videoyu düzenleyeceğim. Çamaşırları falan da astım balkona. Yukarıya asacaktım ama sonra kararsız kaldım. Ve buraya şey yaptım. Murat'ın biraz işi var şimdi bilgisayarda. Onu sonra koyacağım. Çocuklara da bunları götüreyim. Videomu sonlandırayım. Bugünlük de benden bu kadardı arkadaşlar. Umarım severek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.